Selamlar herkese, ben Özgür. Geçtiğimiz saatlerde Steam'den özellikle ülkemizdeki oyuncular için çok güzel bir haber geldi. Tabii ki tüm dünya için güzel bir haber ama... ...dolara geçişin ardından ülkemiz için daha da önemli. Nedir bu? Steam'in aile paylaşımında bir güncellemeye gidildi. Daha doğrusu gidilecek. Şu an için bir beta uygulaması var. Onu da anlatacağım. Dilerseniz oraya da katılabilirsiniz. Ama artık bu Steam'in yeni aile paylaşımıyla birlikte... ...bir hesabı 6 kişi aynı anda kullanabilecek. Yani 6 kişi aynı anda oyun oynayabilecek. Ve 2 kişi veya oyundan kaç tane varsa... O kadar kişi aynı oyunu aynı anda oynayabilecek Dilerseniz hemen detaylara geçelim. Şimdi biliyorsunuz Steam'de bir aile paylaşımı var. Bu aslında işte Netflix gibi veya diğer abonelik hizmetlerinde olduğu gibi bir hesabı birden fazla kişi aynı anda kullanabiliyor ama Steam'in aile paylaşımında şöyle bir sıkıntı vardı. Bir kişi eğer çevrim içi bir şekilde oyun oynuyorsa diğeri oyun oynayamıyordu. Yani farklı zamanlarda oyun oynayabiliyorlardı sadece. Ve iki kişi kullanabiliyoruz Yani birkaç kişi daha kullanabiliyordu da çok sıkıntılı oluyordu. Çünkü bir kişi oyuna girdiği zaman diğeri bekliyordu. Aynı anda oyun oynamak isteseniz olmuyordu. Bir mantığı kalmıyordu. Ve eğer siz sizinle paylaşılan bir oyunu oynuyorsanız o oyunun işte atölye kısmı olsun veya ne bileyim başarımları olsun bunları kazanamıyordunuz. Ama artık bu değişti. Geçtiğimiz saatlerde bir haber paylaşıldı Steam'in kendi sayfası üzerinden. Ve şu anda bu yeni aile paylaşımı için beta kısmı başladı. İlerleyen aylarda büyük ihtimalle herkese açılacaktır. Ama şu anda isterseniz beta kısmına da katılabiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda nasıl katılacağınızı anlatacağım. Şimdi yeni sistemde şu şekilde olacak. Artık bir kişi 5 kişiyle birlikte kütüphanesini paylaşabilecek. Ve aynı şekilde o 5 kişi de diğer üyelerle paylaşabilecek oyunlarını. Yani totalde bir hesabı 6 kişi kullanabilecek. Ve artık yeni özellik sayesinde 6 kişi aynı anda isterse farklı oyunları oynayabilecek. 6 kişi aynı anda tabii ki aynı oyunu oynayamıyor. Ama atıyorum ki... Siz 6 kişi tek bir hesaptan oyun alıyorsunuz ve tüm oyunlar o hesapta birikiyor. Ve bu sayede atıyorum 180 lira olsun oyun. Ya da diyelim ki işte dolardan hesaplayalım 18 dolarlık bir oyun satın alacaksınız. Artık 6 kişi birlikte alabilirsiniz. Bu da toplamda işte 3 dolara falan geliyor kişi başı. Tüm oyunları bir hesapla topladınız mı? Herkes farklı bir oyunu aynı anda oynayabilecek. Tabii ki herkes aynı anda tek bir oyunu oynayamayacak ama o sırada işte alışverişinizi ona göre yaparsınız. Dersiniz ki işte 6 tane oyun alalım sıra sıra hepimiz oyunları değiştirerek gidelim diyebilirsiniz. Ve bu sayede işte atıyorum bir indirim döneminde 6 tane oyunu 6 kişi birlikte alarak Herkese kişi başı bir oyun düşecek şekilde aranızda dönüştürerek oyunları satın alıp oynayabilirsiniz. Bence bu yeni güncellemede en heyecanlandıran nokta bu oldu. Çünkü öncesinde dediğim gibi aynı anda oyun oynayamadığınız için sıkıntılı oluyordu. Şimdi 6 kişi aynı anda oyun oynayabilecek. Bu da aynı işte atıyorum PlayStation'da olduğu gibi kardeşlik kısmını iyice hani pekiştirmiş olacak. Herkes işte ortaya bir para atıp oyunu alıp 6 kişi farklı farklı oyun oynayabilecek. Bu gerçekten de güzel olmuş. Eğer hali hazırda bir hesabınız varsa tabii ki şimdi aile oluşturabilirsiniz veya... Hali bir aile grubunuz varsa bunu yeni beta kısmına geçirmeniz gerekiyor. Her üyenin ayrı ayrı geçmesi gerekiyor ki bu yeni özellikleri kullanabilin. Ve dediğim gibi hani oyunları tek bir hesapla topluyor olsanız bile 6 kişi o tek hesapta oynasın fark etmiyor. Herkes için başarımlar açık olacak. Atölyeye ulaşabileceksiniz. Yani aslında oyunu kendi hesabınızdan oynuyor gibi bir şey olacaksınız. Tabii ki sadece kendi kütüphanenizde gözükmeyecek sizin. Daha doğrusu diğer oyuncular sizin kütüphanenizde göremeyecek. Siz yine girdiğiniz zaman ailedeki o paylaşılan oyunları görebileceksiniz. Bir diğer güzel özellik ise artık aynı anda iki kişi aynı oyunu oynayabilecek ama bunda şöyle bir nokta var. Diyelim ki 6 kişi siz bir aile oluşturdunuz ve atıyorum Portal 2 oynayacaksınız. Portal 2'den bir tane varsa sadece bir kişi oynayabiliyor ama Portal 2'den iki tane varsa iki kişi oyunu aynı anda oynayabiliyor. Bu sayı aynı şekilde artıyor atıyorum. Üç tane varsa üç kişi aynı anda oynayabiliyor şeklinde ilerliyor. Yani atıyorum bir oyunu altı kişilik bir ekipte bir oyunu aynı anda iki kişi üç kişi oynamak istedi. O zaman direkt atıyorum 2 tane 3 tane alıp 6 tane almak yerine 2 3 tane alıp oyunu aynı anda da oynayabilirsiniz. Bu sayede bu birlikte oynanan oyunlar için de güzel bir alternatif sunulmuş oldu ama dediğim gibi benim en çok burada sevindiğim, heyecanlandığım detay 6 kişinin aynı anda farklı oyunları oynayabiliyor olması. Tabii bir güzel artı da artık oyunları çevrim dışı bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Yani i̇lla çevrim içi, çevrim dışı böyle bir zorunluluk yok. İster çevrim içi, ister çevrim dışı istediğiniz gibi bu 6 kişi de oyunları oynayabilecek. Tabii 6 dedim diye illa 6 kişi kurmak zorunda değilsiniz. Yani 4-5 kişi de kurabilirsiniz. Ama burada şöyle bir detay var. Eğer bir kişi bir aileye girdiyse bir yıl boyunca başka bir aileye giriş yapamıyor. Eğer bir kişi bir aileden çıktıysa bir yıl boyunca başka bir aileye de giremiyor. Yani sürekli oradan oraya oradan oraya gezemiyorsunuz. Gerçekten de güvendiğiniz bir ekip oluşturup o ekiple işte bir süre devam etmeniz gerekiyor. En azından bir yıl boyunca devam etmeniz gerekiyor. Hatta güvendiğiniz bir ekip olmasına şöyle dikkat edin. Eğer 6 kişiden birisi herhangi birisi oyuna sahip olsun veya olmasın ana hesap olsun veya olmasın fark etmiyor. İçlerinden bir kişi eğer atıyorum Counter ile bir hile yaparsa geriye kalan 6 oyuncu da Counter'dan banlanmış olacak. Yani bu yeni sistemde bir kişinin yaptığı tüm aile üyelerini yansıyacak. O yüzden gerçekten de güvendiğiniz kişilerle bu aileyi oluşturmaya dikkat edin. Peki bu yeni özelliklere nasıl erişeceksiniz? Dediğim gibi şu anda beta kısmında ama ilerleyen aylarda büyük ihtimalle herkesin de erişimine açılacaktır. Şu anda sadece test ediliyor. Eğer siz şu anda denemek istiyorsanız ailenizde kaç üye varsa herkes dahil olmak üzere gidip beta kısmına üye olması gerekiyor. Sonrasında herkes zaten beta testi kısmına geçecek ve bu yeni özellikleri kullanabileceksiniz. Burada bir kısıtlama olacak mı olmayacak mı açıkçası onu bilmiyorum. Eğer gerçekten katılmak istiyorsanız elinizi hızlı tutmanızda fayda var. Belki çok dolarsa yeteri kadar sayıya ulaştık. Artık yani tamamen erişim açtığımızda denersiniz diyebilirler. Eğer aklınızda böyle bir fikir varsa hızlıca arkadaşlarınızla ailenizle konuşup bu sisteme dahil olmanızda fayda var. Bu beta testine katılmak için de yapmanız gerekenler sırayla şu şekilde. Steam çalışırken hemen sol üstteki ayarlar kısmından ayarlar menüsüne geçmeniz gerekiyor. Oradan arayüzü seçiyorsunuz. Ardından istemci beta katılımı bölümündeki açılır menüyü seçiyorsunuz. Açılan listeden Steam Family Beta'yı seçeceksiniz ve tamama tıklayacaksınız. Ardından da Steam'i yeniden başlatmanız gerekecek. Dediğim gibi bunu ailedeki her üyenin teker teker yapması gerekiyor. Hepinizin kabul edilmesi gerekiyor. Sonrasında aile hiç dağıtmadan bozmadan Aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani yeni özelliklerle birlikte kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabi şu detayı da paylaşmakta fayda var. Yani yeni bir hesaplar açmayacaksınız. Hali hazırdaki hesaplarınızla oynayacaksınız. Şunu da söyleyeyim. Siz bu aileye giriş yaptığınız zaman sizin oyunlarınız veya diğerlerinin oyunları tamamı aileye açılacak. Eğer oyun destekleniyorsa aile paylaşımı tarafından. Aile paylaşımı bu arada çoğu oyun için destekleniyor çok az oyunlarda var onu yine isterseniz Steam'den kontrol edebilirsiniz. Bu yüzden hani benim paylaşmak istemediğim bir oyun var onu nasıl çıkartabilirim gibi düşünceniz varsa olmasın çünkü çıkartamıyorsunuz her oyununuz paylaşılıyor. Bu arada tabii asıl konumuz bu hani Steam'in yeni özelliklerindeki en vurucular bunlardı ama ebeveyn kontrolü tarafında da bir hali yenilik var. O tarafı da kısaca özetleyeyim. Dilerseniz zaten açıklama kısmına detayları bırakacağım. Oradan da detaylıca okuyabilirsiniz. Bu yeni ebeveyn kontrolü kısmında işte çocuğunuzun oyun oynadığı saatleri, hangi oyunları oynadığını kontrol edebiliyorsunuz. Satın alım için sizden izin istiyor. Ona günlük işte şu kadar oyun oynayabilirsin diye bir kısıtlama koyabiliyorsunuz. Yani kısaca bu yeni Ebeveyn kontrolü ile birlikte çocuğunuzun neler yaptığını Steam'de neler yaptığını tamamen görebiliyorsunuz. Ve dilerseniz bir kısıtlama getirebiliyorsunuz oraya. Diyelim ki hesabını işte şifresini unuttu. Siz hesabın şifresini kurtarabiliyorsunuz. Yani hesabı kurtarabiliyorsunuz. E, güzel bir özellik olmuş. Özellikle Steam'de öyle yaş sınırı da çok dikkat edilmediği için direkt sadece oradan seçiyorsunuz. Yani isterseniz 1800'lü bile olabiliyorsunuz ve diğer hani büyüklerin oynaması gereken oyunlara küçük çocuklar da ulaşabiliyor. Bu sayeden ebeveyn kontrolü sayesinde çok daha içiniz rahat bir şekilde çocuğunuzla oyun oynatabilirsiniz. Toparlamak gerekirse dediğim gibi benim en çok sevindiğim detay burada 6 kişinin aynı anda farklı farklı oyunları oynayabilmesi oldu. Yine işte bir oyunda kaç tane varsa o kadar kişi de aynı oyunu aynı anda oynayabiliyor. Bu ikisi gerçekten de güzel bir özellik ama dediğim gibi güvenilir bir ekiple bu işe girmeyi unutmayın. Yani güvenilir bir orada kadronuz olsun. Yoksa gerçekten de sıkıntı çıkabilir. Yıllardır kullandığınız Steam hesabınızı elveda diyebilirsiniz. Tabii işin en güzel tarafı da herkes aynı anda oyun oynayabildiği için 6 kişilik ekiplerle birlikte ortaklaşa oyunlar alınabilir. Bu sayede bir oyun bölü 6 fiyatına denk gelir. Ve böylece de belki Epic Games'ten bile daha ucuza oyun satın alabileceksiniz. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu video yararlı oldu mu? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.